Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Ender Şengül. Yaklaşık 13 yıldır Sika Yapı Kimyasalları AŞ firmasında çalışmaktayım. 2011 yılından itibaren de zemin kaplamaları Hedef Pazar Müdürlüğü görevindeyim. İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezunum. Tekrardan bize verdiğiniz önem için teşekkür ediyorum. Bugünkü etkinliğimizde kısaca genel bir firma tanıtımıyla ve zemin kaplamaları başlangıcıyla başlayacağız. Sonrasında bugün içinde bulunduğumuz toplantıyı sağlayan ürün gruplarına tek tek bakacağız. Dekoratif ürün grupları ile ilgili spot akılda kalıcı bilgiler vereceğimiz bir etkinlik dizayn ettik. Çok fazla derinlemesine bilgiler vermeyeceğiz. Umarım faydalı ve verimli bir toplantı olur. Toplantıya başlamadan önce şu bilgiyi vermek istiyorum. Her ürün geçişi arasında bir küçük es vereceğim. Bu alanda o ürün grubu ile ilgili bir soru olursa lütfen chat kısmına sorularınızı yazın. Sunum sırasında o es kısmında Zeynep Hanım bize yardımcı olacak. Sağ olsun, bu arada Zeynep Hanım bir merhaba der misiniz siz de? Herkese merhabalar, hoş geldiniz webinarımıza. Herhangi bir sorunuz olması durumunda Ender Bey'in de belirttiği gibi ürün sunumlarından sonra chat ekranına yazabilirsiniz. Ben soruları okuyup kendisine ileteceğim. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Ben Teşekkür sunum ederim. sırasında ürün geçişleri kısmında sorulara cevap vermek için küçük aralıklar bırakacağım. Dedikten sonra kısaca firmamız hakkında bilgilendirmeyle sunumumuza başlayalım. Sika, bilmeyenler için İsviçre menşeli bir firmadır. 100'den fazla ülkede, 200'den fazla fabrikada. Burada 18 bin kalmış ama 20 bin üzerinde çalışanıyla yılda yaklaşık 8 milyar İsviçre frangı bir satış yapan, içine zemin kaplamaları ürün gruplarında barındıran, ağırlıklı olarak yapı kimyasalları ürün grubunda çalışan bir firmadır. Kısaca şöyle rakamlara bakarsak, Sika'nın ilk ürünü Sika 1'dir bilenler için, bilmeyenler için de hatırlatmış olayım. İsviçre'deki Sen-Gotthard Tüneli'nde kullanılmaya başlamıştır ve bir su yalıtımsız, su geçirimsizlik malzemesidir. Halihazırda biz Sika 1 ürünümüzü modifiye edilmiş şekilde satmaya devam ediyoruz. Yani 100 yılı aşkın bir zamandır ürün üretmeye devam ediyoruz. Beton katkıları Sika'nın çok başarılı olduğu alanlardan biridir. Buradaki su geçirimsizlik katkılarımızla doğadaki suyun azalmamasına faydamız olduğunu düşünüyoruz. Bilinenin aksine yapı kimyasalları dışında endüstri grubu ürünlerimiz de var. Kısacık onlardan birazdan bahsedeceğim endüstri grubundan. Otomotiv sektöründe üretilen %50 üründe muhakkak bir Sika ürünü kullanılmaktadır. Çok ciddi oranda PVC membran üreticisiyiz. Çelik koruyucu kısmında yüz binlerce metrekare yapılmış işimiz var. Artı çok bilinen ürünlerimizden biri milyon metreküp graft kullanılıyor yıllardır. Sika Türkiye olarak neredeyiz? Sika Türkiye olarak Tuzla Dere Organize Sanayi içerisinde bir fabrikamız var. Tarsus'ta bir fabrikamız var. Yaklaşık 850 bin ton yıllık kapasiteyle bir üretim gerçekleştiriyoruz. 2017 yılı içerisinde lokal bir satın almayla ABC firmasını bünyemize kattık. Onların Silivri'deki tesisleriyle Türkiye'deki fabrika sayımız 3'e çıktı. Böylece bu sistem içerisinde 3 fabrikayla size hizmet vermeye devam ediyoruz. Demin bahsetmiştim. Sika Hedef pazar terminolojisini kullanıyor. Bunların her birini bir ürün grubu olarak düşünebilirsiniz. Beton katkıları, beton teknolojileri bu ürün gruplarından bir tanesi. Su yalıtım diğer biri. Çatı yalıtımı diğer hedef pazarımızdan biri. Bugün içinde bulunduğumuz ürünleri anlatacağımız zemin kaplamaları benim sorumlu olduğum alan. Bir diğer hedef pazar müdürlüğümüz sızdırmazlık ve yapıştırıcılar, mastik ve poliuretan grubu gibi düşünebilirsiniz. Yenileme ve biraz önce bahsettiğim gibi endüstri grubu da kendi içerisinde otomotiv, marin diye ayrılmakta. 7 tane hedef pazar grubuyla hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki biz niye zemin kaplaması yapıyoruz? Niye zeminlerimize bir kaplama yapma ihtiyacı hissediyoruz? Günümüzde artık bir ihtiyaç haline gelen cep telefonu örneğinden devam edebiliriz.
bir cep telefonu aldığımızda ilk yaptığımız şey ne oluyor? Hep beraber gidip üzerine bir kaplama yaptırıyoruz koruma amaçlı. Beton üzerinde yaptığımız zemin kaplamaları da aynen bu işlevi görüyor. Betonunuzu, zemininizi UV'den, atmosferik şartlardan, üzerine gelecek darbelerden, sudan, güneşten, çizilmeden, aşınmadan korumak üzerine yapılmış, dizayn edilmiş ürünlerdir bunlar. Pek çok eğitimde ya da toplantıda gelen soruların başında biz hangi kriterlere göre zeminimize zemin kaplaması seçeceğiz diye soruluyor. Çok fazla derinlemesine girmeden ana kriterleri burada sizlerle paylaşmak istedim. Bir kere kullanılacak zeminin amacı en başta bilinmesi lazım. Hangi sektörde kullanılıyor, maruz kalacağı şartlar, üzerindeki aşınma, kimyasala maruz kalacak mı, termal şok ihtiyacı var mı, UV'ye açık mı, üzerindeki yük yaya yükü müdür, kullanılacak araç varsa araçların tekerlek tipi nedir, kaydırmazlık ihtiyacı var mıdır, zeminin yüzey durumu nedir, eski beton mudur, yeni dökülecek beton mudur, yoksa eski dökülmüş bir beton üzerinde daha önce yapılmış bir kaplama mı vardır ve bu kaplamanın cinsi nedir? Onun dışında bugünkü ana konumuz olan görünüm ve bitiş, bitişteki dekoratif ihtiyaçlar nedir? Mat mı olmalıdır, parlak mı olmalıdır, hangi renkleri tercih edecekler, kaydırmazlık, temizlenebilirlik. Gördüğünüz gibi pek çok kriter var. Bu kriterlerin hepsine doğru cevaplar aldıktan sonra aslında bir sistem detayı ortaya çıkıyor. Ve en son sorulması gereken ama ilk sorulan soru maliyet ve ömür beklentisi. Takdir edersiniz ki ömür beklentisi arttıkça maliyette doğru orantılı artmakta. Günümüzde artık çok ciddi çevresel etkiler var. Yapacağımız kaplama için bir çevre etkisi gerekiyor mu? LEED, VOC değerleri gerekli mi? Temiz odada mı kullanılacak? Sertifika, hangi sertifikalara ihtiyacımız var? Bunları bilmemiz gerekiyor. Ve son olarak zemin güvenlik gereksinimleri. Bu aslında en önemli kısımlardan biri. Yapacağımız alanda sizin için önemli olan kaydırmazlık mı? Yangın dayanımı mı? Kokusuz veya kokulu olmasının önemi mi? İletkenlik ihtiyacınız var mı? Hijyen gereksinimleri mi önemli? Yoksa bunların hepsini sağlayan bir kaplama mı istiyorsunuz? Bunların hepsini sağlayan bir kaplama istiyorsanız onu bulmak çok mümkün değil. Burada tercih ön plana çıkıyor. Sizin için önemli olandan aşağı doğru tercih etmek gerekiyor. Güvenlik gereksinimleri ve buna göre bitiş yüzeyindeki zemin derzlerinin önemini de burada bahsetmek istiyorum. Eğer altta betonunuzda herhangi bir şekilde bir derz varsa bu derzlerin zemin kaplamasında da yukarı taşınması gerektiği, eğer taşınması istenmiyorsa da buna göre zemin kaplamaları seçilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bu soruların cevaplarını hep beraber veriyoruz. Önem sırasına göre yukarıdan aşağı doğru sıraladıktan sonra hangi alanda hangi ürünleri kullanabileceğimiz detaylarını ve sistemlerini ortaya çıkartıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz toplantı için dizayn ettiğimiz dekoratif kaplamaları ilaç, hastane, ticari alanlar, yaya trafiği olan alanlarda ve özellikle iç mimari olan alanlarda kullanabileceğimizi de bu kısacık tablodan görebiliyoruz. Şu ana kadar olan grupla ilgili bir soru varsa cevap vereyim, yoksa ürün kısmına geçeceğim. Henüz bir soru yok Ender Bey. Tamam. Sika Dekoflor dediğimiz epoksi ürünümüzle başlayacağız. Maalesef içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında online yaptığımız eğitimlerde ürün bitişini hissetme konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için ben size elimden geldiğince tarif etmeye çalışacağım ürünü. İnşallah bunu başarmaya çalışacağım. Normalde granit epoksi olarak bilinen bir kaplamadır bu. Renkli agregalar ile şeffaf epoksi bağlayıcının birleşmesiyle ortaya çıkan bir kaplamadır. Bitiş yüzeyi bilenler için söylüyorum farmaterrazzo tarzı biter. Bilmeyenler için PVC ya da linolyum tarzı bir kaplamaymış gibi düşünebilirsiniz. Derzsiz, eksiz uygulanması en büyük avantajlarından biridir. Bugün bu jargonu, bu sistem detayını çok göreceksiniz. Onun için burada bu sistem detayının bileşenlerini kısaca size
anlatmak istiyorum. Zemin kaplamaları sistemleri çok katlı sistemler diye geçer. Multilayer sistemler diye dizayn edilen sistemlerdir. Astar ara kat ve ana kat diye tanımlayabiliriz ve son kat olarak üç ayrılırlar. Astar bu sistemdeki en önemli kısımlardan biridir ve tutunmaya çalışır. Düzgün yüzey hazırlığı yapılmış bir zemin üzerine yapacağınız doğru astarlama, kullandığınız sistemin betonunuzun ömrü boyunca o alanda kalmasıyla sonuçlanır. Pek çok yaşanan sıkıntı da doğru yüzey hazırlığı yapılmadığını ve doğru astar kullanılmadığını görüyoruz. Yüzey hazırlığı aslında başlı başına bir toplantı konusu. Burada çok fazla detayına girmeyeceğim. Fakat yapacağınız herhangi bir zemin kaplaması, özellikle reçineli zemin kaplamasında yüzey hazırlığı en az ürün, en az uygulama kadar önemlidir. Onun için doğru yapılmış bir yüzey hazırlığı bu işin temeli. Sonrasında astar dediğim gibi tutunmaya çalışır ve sistemin betonla beraber entegre olarak beraber hareket etmesini sağlar. Ana kat, ara katta kullandığımız kaplamalar, ana kaplamalar. Bunlar da mekanik dayanıma, basınca çalışırlar. Bu sistemin alacağı yükü dizayn eden kısım burasıdır. Son katta tahmin edebileceğiniz üzere aşınmaya çalışan kısımdır. Aşınma, çizilme, dayanımı bu son katlarla sağlanır. Bu gördüğünüz son kat skaför 304W bugün kullanacağımız, anlatacağımız bütün ürünlerde son kat olarak kullanacağımız poliüretan, su bazlı poliüretan, şeffaf ve mat görünümlü son kat sealer diye tabir edilen cila olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz son kat cilamızdır. Su bazlıdır, poliüretandır ve mattır. Bu ürünü hangi alanlarda kullanabiliriz? Biraz önce bahsetmiştim. Pharma Terrazzo diye bilinen bir ürün grubuna muadil üründür. Ağırlıklı olarak ilaç sektöründe, clean room üretim alanlarında, laboratuvar alanlarında kullanılabilir. İlaç sektörüne ihtiyacı olan bütün sertifikalara sahiptir. Clean room, suitable material onayı, GMP A onayı. Yani bakteri üretmez, ilaç sektöründe de, gıda sektöründe de istenilen bütün dediğim gibi sertifikalara haiz bir kaplamadır. Dekoratif olarak resepsiyon alanlarında, yemek alanlarında, kütüphanelerde ve lobi alanlarında kullanılabilir. Mekanik dayanımı çok yüksektir. 50 megapascal civarında bir mekanik dayanımı vardır. Çizilme dayanımı 304W ve epoksi olması sebebiyle çok ciddi anlamda yüksektir. Belirli oranda kimyasal dayanımında bahsedebiliriz. Peki hangi renklerimiz var? Bu ürün grubu özel bir agriganın böyle bembeyaz bir kum, un gibi düşünün. O bembeyaz unun içerisinde burada gördüğünüz 15 adet renkli agregaları gizlidir. Şeffaf reçine ile bir araya geldiğinde o un, tuz, toz kısım şeffaf reçine içerisinde erir ve bu renkli agregalar askıda kalarak çalışır sistem. Sistemde altta bir reflekte olmasını sağlayan bir zemin kaplaması vardır. Bu renkli agregalar askıda kalarak reflekte olarak çalışır. Onun için de sadece bu 15 renk üzerinde hareket edilebilir ve bu 15 renk dışında bir renk seçeneği yoktur. Bu ürünle ilgili bir soru varsa ona da cevap vereyim. Bir kısa ara vereyim burada da. Herhangi bir soru. Tamam. Şimdi iki tane ard arda çimentolu ürün grubumuza geçiyoruz. 434 Dekosem dediğimiz. Tek bileşenli polimer modifiyeli endüstriyel ve dekoratif çimento esaslı tespiyacıdır. Aslında self-level bir şaptır. Piyasada self-level şap olarak bilinir. Tespiyacı demesi sizi yanıltmasın. Self-level şaplar genelde parke altı, PVC altı ya da halı altında tesviye amaçlı kullanılan ürünlerdir. Fakat bu üzerinde herhangi bir kaplamaya ihtiyaç duymadan son katında tozumayı engelleyici şeffaf ya da renkli kaplamalar kullanarak dizayn edebileceğiniz, üzerine açık bırakabileceğiniz basınç dayanımı çok yüksek. Son dönemlerde özellikle AVM'lerde, ofis ortamlarında çok karşılaştığınız
beton görünümlü zeminleri dizayn etmek için kullanabileceğiniz gri natural tonda self level kaplamamızdır. Biraz önce bahsettiğim gibi bu da aynı mekanikte astlar ara kat ve son kat olarak çalışır. İki tip astlarımız var. Astlar seçimi burada çok önemli. Eğer çok özür dilerim. Yük olarak belli bir hacmin üzerinde yük varsa, yani yaya trafiğinin dışında bir yük varsa, ki bu arada sadece transpalet yükü ve hafif forklift yüküne dayanabilir, araç trafiğine dayanamaz. Eğer yaya trafiği dışında bir yük varsa, o zaman epoksi astlar kullanıyoruz. Scapular 150 ve 151 dediğimiz iki tane epoksi astlarımız var. Bu epoksi astlarlar kullanılıyor. Yok değil, sadece yaya trafiği olacaksa, o zaman tek bileşenli akrilik kopolimer esaslı dispersiyon bir ürün olan Sika Astar ürününü kullanabiliriz. Arakat ana ürünümüz Sikaflor 434 Dekosem dediğimiz 25 kiloluk kraft torba içerisinde satılan, suyla karıştırılarak malayla uygulanan bir üründür. Kendiliğinden yayılan bir üründür. Yaklaşık 1 milim için 2 kilo civarında sarfiyat olan, 4 milimle 15 milim arasında tek seferde, yani 1,5 santime kadar kalınlıkla dökebileceğiniz, mala yardımıyla uygulanan, sonrasında havasını almak için bir kirpi rulo yardımıyla kirpi yapılarak kullanılan çimento esaslı modifiye edilmiş bir üründür. Son katımız biraz önce de bahsettiğim üzere iki tip seçilebilir. Burada iki ürünümüz var. Seçim esasları iki esasa göre hareket eder. Sikafor 304W mattır. Sikafor 914 ya da 915 parlaktır. Bir de ikisinin arasında şöyle bir fark var. Sikafor 915-914 dediğimiz ürün, 914 renk, 915 şeffaftır. Bu arada onu da belirteyim yeri gelmişken. Silen esaslı bir üründür. Bize ne sağlar silen esaslı olması? Leke önleyici bir üründür. Çok fazla sorulan, çok fazla bu tip ürünle ilgili talep aldığımız bir alandır burası ve ihtiyaçtan doğmuş bir üründür. Üzerine dökülen herhangi bir sıvıyı malzemenin içerisine almaz ve leke bırakmasını engeller. Özellikle kahve, şarap, kola gibi aşırı şekilde leke bırakabilecek malzemelerin kolayca temizlenmesini sağlayan bir üründür ve parlak bitişlidir. Özellikle bunu burada belirtmek istiyorum. Yok biz mat bitişli istiyoruz derseniz de Sikaflor 304W %10 civarında, %5 ile 10 arasında içine su katılarak kullanılan, ruloyla uygulanan sunumumuzun en sonunda bir videomuz var. O videonun sonunda 304W'nin uygulanmasını da göreceğiz. Poliüretan son kat mat cilamızdır. Bir iki tane resim göstermek istiyorum. Bu sevimli arkadaş bizim ürünümüzün üzerinde yatıyor. Bitiş yüzeyi olarak. Burası bir veterinerlik, veteriner alanı. Tekrardan soru için eğer bir soru varsa cevap vermeye çalışayım. Bu arada bir de şeyi bana söylerseniz, acaba hızlı mı gidiyorum, anlatma şeyim nasıl, o konuyla ilgili bir herhangi sıkıntı var mı yok mu? Yavaşlayabilirim ya da hızlanabilirim. O konuyla ilgili bir uyarı yaparsanız çok mutlu olurum. İki soru geldi Ender Bey. Dilerseniz sorayım size. İlk sorumuz Zeki Bey'den. Sikaflor 434 Dekosem uygulamasında ders aralıkları normal beton gibi mi uygulanır diye sormuş kendileri. Bu tamamen alttaki betona bağlı. Eğer alttaki betonda ders bırakılmışsa yukarıda da dersi taşımak lazım. Alttaki beton eğer derssiz, eksiz dizayn edilmişse açmanıza gerek yok. Bu tamamen üzerine yaptığınız betonla bağlantılı. Yeterli olmuştur. Bir de Hakan Bey'den bir soru var. Son kat uygulamadan bıraktığımızda tozuma gibi bir sıkıntı oluşur mu? Evet, zaten son katı onun için yapıyoruz. Tozuma oluşur. Bu tip çimentolu kaplamalardaki sıkıntı odur. Üzerini muhakkak bir son kat şeffaf kaplamayla kaplamanız gerekir. Bu ürünün şöyle bir avantajı da var, onu da söyleyeyim. Bu
ürün dekoratif kullanımın dışında aynı zamanda endüstriyel kullanıma da açık bir üründür. Bunun üzerine standart, konvansiyonel epoksi kaplamalarla da kaplayabilirsiniz. Dekoratif alan dışında kullanmak isterseniz. Bir de Esma Hanım'dan bir soru gelmişti. 434 sadece ara kat olarak mı kullanılıyor yoksa son kat olarak kullanılabilir mi diye ama 434 aslında son kat, evet. Tamamdır, teşekkür ederiz. Yani bitiş yüzeyi olarak 434 biter ama demin söylediğim gibi 434'ü epoksi altında ara kat gibi de kullanabilirsiniz. Dekoratif bitiş için kendisi biter ve son kat şeffaf mat ya da parlak sealer dediğimiz cilale bitiririz. Sanıyoruz. Şu an başka bir soru yok. Teşekkür ederim. Umarım yeterli olmuştur cevaplarım. Eğer olmadıysa lütfen yazın tekrardan, bir sonraki arada onlara da cevap vermek isterim. Şimdi ikinci çimentolu ürünümüze geliyoruz. Bu arada şunu bilgisini vereyim. 434 Türkiye'de ürettiğimiz bir üründür. Şu anda bahsedeceğim ürün. Sikadekor 801 ürünümüz. Biz Emotional Floor dediğimiz bir sistem. Bunu da İspanya'dan ithal ediyoruz. Diğer çimentolu ürüne göre farklılığı, bitiş deseni daha dekoratif mermer görünümlüdür ve hem zemin hem duvarda kullanılabilir. Böylece size süreksiz hem duvarda hem zeminde bitevi bir kaplama yapma avantajı verir. İki tane ürünümüz var. İki sistemimiz var. Zeminde kullanırken burada tek astar kullanıyoruz. Sadece epoksi astar kullanıyoruz. Epoksi astar kullanılıyor. Üzeri kumlanıyor. Sonrasında ana ürünümüz Sikadekor 801 Nature dediğimiz ürün. Üç bileşenli bir üründür. A komponenti çimentoldur. B komponenti sıvıdır. C komponenti de renktir. Seçtiğiniz renk renge göre A, B ve C komponentleri karıştırılarak tesviye katı dediğimiz ilk kat yapılır ve burada kaba bir desen verilir. Bu biraz böyle usta oryante bir malzemedir. Ustanın el becerisiyle desenler ortaya çıkar. Sonrasında son katta ince kat dediğimiz kısımda da istenilen desen daha kısa mala yardımıyla tam son haline getirilir. Ondan sonra kalından inceye doğru yüzey pürüzsüz hale gelecek şekilde zımparalama işlemi başlar. Özel aletlerle altına pet takılan ekipmanlarla zımpara işlemi yapıldıktan sonra son kat cila uygulamasına geçilir. Son kat cila uygulamasında sıyırma katı dediğimiz, çünkü çimentolu kaplamalarda, özellikle bu tip kaplamalarda, malayla elle uygulanan kaplamalarda boşluklar, gözenekler kalma ihtimali olabilir. İlk katta sıyırma katıyla %20 su katarak 304W ürünümüze, en başta söylemiştim, bugün bütün bitiş yüzeylerimizde bu ürünümüzü kullanıyoruz. Çok başarılı bir üründür. O boşlukları doldurmak amaçlı bir sıyırma katı yapıyoruz yaklaşık 100 gram sarfiyatla. Sonrasında da son katta rulo, kısa tüylü rulo yardımıyla yine 100 gram, içine yaklaşık %5-10 civarında su girerek sistemimizi bitiriyoruz. Duvara geldiğimizde, duvar uygulamalarında bu sefer karşımıza iki tane astar çıkıyor. Niye iki tane astar çıkıyor? Çünkü duvar uygulamalarında iki farklı zeminle karşılaşıyoruz Türkiye'de özellikle. Eğer çimento bazlı bir zemin varsa duvarda, yani ara sıva, ince sıva ya da brüt beton olabilir, beton olabilir. O zaman Sika Primer 10 astarımızı kullanıyoruz. Bu tamamen çimento zeminler üzerine dizayn edilmiş bir astardır. Ya da Türkiye'de çok kullanılan tozuma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşatan alçı bazlı bir zemin varsa yüzeyde, bu sefer de bu tozumadan kaynaklı sıkıntıları bertaraf etmek üzere dizayn edilmiş dönüşüm astarını kullanıyoruz. Burada duvarda tesviye katımız değişiyor. Sikadekor 803 dediğimiz daha ince yapıdaki bir kaplamayı kullanıyoruz. Sistem aynı. A'sı çimento, B'si sıvı, C'si istenilen renk. Üçü karıştırılıyor. Tesviye katı bu sefer 2 kilo sarfiyatla yapılıyor. Son katına geldiğimizde ince kaplamada yine zeminde kullandığımız 801 ürünümüze geçiyoruz. Burada son ince ayarlarımızı yaptıktan sonra zımparalama işlemine geçiyoruz. Pürüzsüz bir zemini elde edene kadar zımparalıyoruz ve
demin söylemeyi unutmuştum, şimdi söyleyeyim. Her iki uygulamada da ortamdan tozu tamamen kaldırıyoruz, taşıyoruz. Mümkünse endüstriyel makinelerle çekerek. Burada da son kat uygulaması gene demindeki gibi önce bir sıyırma katı, sonrasında da son kat rulayla, uygulamayla buradaki kaplamamızı da bitiriyoruz. Size bir iki tane güzel resim ve örnek paylaşmak istiyorum. Burada sorularınız varsa sorulara da cevap verin. Bir soru gelmedi. Tamam. Şimdi bir tane epoksi üründen bahsettim. İki tane çimentolu üründen bahsettim. Portföyü tamamlayalım. Poliuretan ürün kısmına geçelim. Adı üzerinde Sika Comfort Floor. Benim çok sevdiğim ürün gruplarından biridir. Burada dört tane sistemimiz var ama sistem detaylarıyla çok kafanızı yormayacağım. Dersiz, yani kesintisiz, düz, düşük biyosili, neredeyse sıfır biyosiliye sahip, ses emici özelliği olan, tam elastik, poliuretan zemin kaplamalı olarak aklınızda kalabilir. Bizim şöyle göstereceğim, dört tane sistemimiz var. Ama baz olarak soldaki sistem, Comfort Floor PS23 dediğimiz sistem, son katı renkli olarak dizayn edilmiş sistemdir. Diğer sistem PS24 dediğimizse son katı şeffaf bitiş olarak dizayn edilmiş sistemdir. Son katı şeffaf bitmesinin bize sağlayacağı avantaj, bilmiyorum hiç gördünüz mü ama renkli chips uygulamaları vardır. Türkiye'de böyle chips deniyor, ben de öyle diyorum. Bizim flake dediğimiz küçük renkli boya parçacıkları. Asları yaptık, renkli ana katımızı yaptık ve üzerine dekoratif hale getirmek için istediğimiz yoğunlukta, istediğimiz renk ebatında, istediğimiz renk çeşidinde bu flake'lerden atarak kaplamamızı renklendirip daha dekoratif hale getirebiliriz. Öyle olduğunda da bitişini şeffaf bitirerek bu görünümü de sağlamış oluruz. Aynı zamanda da çizime dayanımı da arttırmış oluruz. Diğer sistemde ise ara kat renkleri baz renkler seçilir. İşte mavi veya mavi, yeşil, kırmızı son katın bitişine göre. Olası bir uygulama sırasındaki bubble dediğimiz yanlışlıklar, çizilmeler son katta seçilecek renkte çok özel, kapatıcılığı çok yüksek, mat ve değişik renk seçeneklerine sahip Sikafor 305W ürünümüze de burada bitişi sağlayabiliriz. Şimdi bu iki sistemin tamamen aynı olarak altına bizim Regipol dediğimiz mat diye geçen, fakat hani sünger gibi düşünebilirsiniz. Özellikle spor zeminlerden adapte edilmiş, üzerinde spor yapılabilen, basketbol sahalarında, voleybol sahalarında kullanılabilen sistemlerden adapte edilmiş bir mat kullanıyoruz. Bu mat kullanımı bu kaplamaların hem konforunu hem de ses emici özelliğini arttırıyor. Bu gördüğünüz iki tane sistemin 17 desibele kadar ses emme özelliği vardır. Yani alt kata ses geçmesini istemediğimiz alanlarda hem dekoratif bitişli hem de ses emici özelliğini kullanabileceğimiz kaplamalardır. Bir önceki slaytta gördüğümüz kaplamaların da 4 ile 5 arasında, 4-5 desibel arasında ses emici özellikleri vardır. Adı üzerinde bu kaplamaların bir diğer özelliği de Comfort Floor. Üzerinde esnek yapısından dolayı özellikle ayakta dururken ya da yürürken çok ciddi yürüme ve ayakta durma konforu sağlar. Çizim dayanımları çok yüksektir ve bu gördüğünüz canlı renklerle umut ediyorum hani bilgisayarda gerçekte olduğu kadar canlı gözükebiliyordur ama çok canlı renklerdir. İnanılmaz hayal gücünüzü de oluşturabileceğiniz zeminler yaratabilirsiniz. Bunlardan bazılarını birazdan göstereceğim size. Peki bunu nerelerde kullanabiliriz? Okullarda, hastanelerde, kütüphanelerde, müzelerde, alışveriş merkezlerinde, otellerde, ofislerde, restoran alanlarında. Özellikle burada çok durmak istiyorum. Konut
da kullanılabilir. Konut referanslarımız da var. Bilinen PVC, parke, lamine parke, laminant parke, halı tercihlerinin dışında bu ürünleri de derzsiz ürünlerdir. Üzerinde herhangi bir derz ek yapılmasına gerek yoktur. Çok hijyeniklerdir, kolay temizlenebilirler ve kolay yenilenebilirler. Konutlarımızda da çok rahat kullanabiliriz. Bu arada en sağda banyo var. Banyoda zemin duvar komple de kullanılabilecek sistem detayları vardır. Onun dışında bir iki tane böyle dizayn örnek göstermek istiyorum. Yani şöyle bir dizaynı bu tip bir ürünle yapabilirsiniz. Düşünün bu dizaynı yapabiliyorsanız bu tip kaplamalarda bitiş hayal gücünüz. Hayal gücünüz oluşturabildiğiniz bütün zeminleri yapabilme avantajı sağlar bu ürün grubu size. Bununla ilgili soru varsa son ürün grubumuza geçeceğim. Ender Bey, bir önceki slide'la ilgili iki soru geldi. Hatta şu an bir soru daha aldık. Ben onları okuyayım size. Slide'ı açtım ben de. Buse Hanım'dan bir soru geldi. Beton yüzeye bahsettiğiniz astar ve arakat uygulamaları için yanlış bilmiyorsam betonun belirli bir kuruluğa, olgunluğa gelmesi geliyor. Farklı ürünleriniz için bu durum değişiyor mu? Değişiyorsa hangi parametreler astarın, arakatın içeriği veya betonun cinsi gibi bu farklılığı yaratıyor diye bir soru gelmiş. Bu siz Comfort Floor'a başladığınız zaman geldi bu soru bu arada. Tamam. Buse Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordu. Ben çok fazla teknik detaya girmek istemediğim için onları anlatmamıştım ama söyleyeyim. Reçineli kaplamaları yapabilmeniz için, bu da bir reçineli kaplamadır, polyuretan kaplamalar. Betondan istediğimiz 3 tane değer var. %4 nemin altına düşmesi lazım. Minimum 20 megapaskal basınç dayanımı olması lazım ve minimum 1,5 megapaskal çekme dayanımı sonuçlarını vermesi lazım. Bu 3 test sonucunda zemin kaplaması yapmaya başlanır. Bu 3 değerin de alınması lazım. Bu arada sorunun ikinci kısmı var. Seçilecek astar, evet, kesinlikle ve kesinlikle zeminin ve betonun durumuna göre değişir. Yüzey hazırlığı da değişir. Yani yapacağınız yüzey hazırlığı da betonun alt zeminin durumuna göre değişir. Teşekkür ederiz. Gamze Hanım'ın bir sorusu var. Onu okuyorum şimdi. 801 Nature ürünü duvarda ve yatayda kullanılması için farklı kıvamlarda mı hazırlanıyor diye soruyor kendileri. Tekrar edeyim. Evet. Kıvamları aynı. Duvarda kullandığınız zaman tesviye katında başka bir ürüne geçiyoruz. 803 duvarda, onun yapısı daha incedir. Duvara daha net tutunur. Ama kıvam değişikliği yapmıyoruz. Yani ürün değiştiriyoruz zeminle duvar arasında. Teşekkür ederiz. Bir de Zeki Bey'in bir sorusu var. Sikaflor 304W'nun özellikle okullarda uygulanması halinde çizilmeye karşı dayanımı nasıldır? Çizilme durumunda ileride üzerine tekrar aynı malzeme uygulanabilir mi? Teşekkür ederim Zeki Bey'e de. Takdir edersiniz ki çizilme göreceli bir kavram. Sert cisim kendinden yumuşak cismi her zaman çizer. Yani bu bağlamda zeminlere elmas serebilirsek anca tamamen çizilmez anlamına gelebilir. Fakat evet, kesinlikle ve kesinlikle doğru tespiti. 304W çizilme dayanımını arttırır. Mat yapıda olduğu için çizilmeleri aynı zamanda çok göstermezdi. Sonrasında üzerine tekrardan aynı tip ürün uygulanabilir mi? Evet, uygulanabilir. Çok katlı sistemlerin özellikle 304W ile bitmesinin ana sebeplerinden biri budur. Eğer fizikler çok derin değilse ve alttaki kaplamaya ulaşmamışsa, bu tip kaplamalarda son kat 304W belli bir süre sonunda hafif bir zımparayla, özel ekipmanlara haiz zımparalardan bahsediyorum, altına pet takılan zımparayla zımparalanıp tozu ortamdan kaldırıldıktan sonra aynı uygulama tekrardan yapılabilir ve kaplamalarınızı sıfırdan tekrardan hiçbir şey yokmuş gibi kullanabilme avantajı sağlar. Çok teşekkür ederim Zeki Bey'e bu soru için. Biz teşekkür ederiz. Bu soruların dışında herhangi bir soru gelmedi. Bir sonraki slide'da olursa tekrar okuyacağım size. Tamamdır. Bugünkü son ürünümüz. Bu da aslında Comfort Floor grubu içerisinde bir ürün. Ben ürünü çok fazla anlatmayacağım. Ürün kendini anlatacak.
biraz önce bahsettiğimiz bu poliuretan ürünün avantajlarının tamamı bu üründe de var. Ses emme, tam elastik, kolay temizlenebilme, dersiz uygulanma, bir sürü renk seçeneği. Peki bunun farkı ne diğerlerinden? Bitiş görünümü. Bu ürün Deco Nature'da da gördüğümüz gibi mermer efekti dizayn edilmiş. Mermer efektini almak için dizayn edilmiş bir üründür. Ama sunuma gelmeden erken gelenler görmüştür. Serkan Yılmaz'ın yaptığı bir video var. Burada da hayal gücünüzün aldığı her türlü deseni verebileceğiniz, üzerinde uygulamaya ve çalışmaya fırsat veren çok özel bir üründür. Poliuretan bir üründür. Yaklaşık sistem kalınlığı 2,5-3 milim civarında biter. Sağda gördüğünüz aparatı kullanırsanız bu soldaki ilk baştaki resim çıkar ortaya. Bu tamamen yapan ustanın hayal gücüyle bağlantılı bir kaplamadır. Burada bir iki tane size şey göstereceğim. Yapılmış referans. Bakın hani burada dalgalı bir şekil yapmış. Şimdi bu kaplamaların şöyle bir özelliği var. Deco Nature'da da var o. Bir alanda yaptığınız kaplamayı ikinci bir alanda kopya etmeniz mümkün değil. Tamamen ve tamamen el melakesine dayalı bir kaplamadır. Aynı deseni ikinci bir uygulamada elde edebilmeniz mümkün değil. Onun için de mermer görünümlü diyoruz. Çünkü mermerleri de kestiğinizde çıkan desenler hiçbir zaman birbirini tekrar etmez. Burada renk kartelamız var. Çok değişik ve canlı renklerimiz var. Bu da sap çok özür diliyorum. Uygulamayı göstereceğiz. Burada astarlanmış bir zemin. Malzeme kendi içerisinde karıştırılıyor. Ona standart reçineli kaplamalar gibi dökülüyor. Mala yardımıyla yayılıyor. Çekpas yardımıyla ya da mala yardımıyla ya da birazdan göreceğiniz üfleme aparatları yardımıyla desen verme işlemine geçilecek. Şu anda desen veriyor arkadaşımız. Bu üfleme yapan bir makine. Buna özellikle hep arkadaşlarımız 24 saat kurumaya bırakıyoruz. 24 saat sonra W304W uygulamasına geçeceğiz. Ve çok bahsettiğimiz 304W ürünümüz iki komponenti karıştırıldı. Küçük devirli. Sonra zemine döküldü ve inceltildi ruloyla uygulaması bitecek. Bizi yanıltmasın, böyle süt rengi gibi gözükmesi, bu bir gün sonra 24 saat sonra bitiş yüzeyidir. Tamamen şeffaf hale gelir. Bu da arkadaşlarımızın yaptığı şika yazısı. Burada dediğimiz gibi sonuç tamamen ve tamamen hayal gücünüzle bağlı. Bunu özellikle koydum. Şu ana kadar anlattığım bütün ürünler yarı mamuldür aslında. Biz yarı mamul satıyoruz. Etkin bir uygulamayla bir araya geldiğinde mamul haline gelir ve nihai tüketiciyle buluşur. Bunun için lütfen bu tip ürün gruplarında eğer ihtiyacınız olursa muhakkak ve muhakkak yetkin ve eğitimli bir uygulayıcı kullanımı şarttır. Bize ulaşırsanız bizden eğitim almış etkin ve yetkili uygulayıcılarımızla size tanıştırmaktan mutluluk duyarız. Benim bugün için anlatacaklarım bu kadar. Daha fazla bilgi için zemin kaplama broşürlerimizden elde edebilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı ve verimli bir toplantı olmuştur. Son sorular varsa Zeynep Hanım, o sorulara da cevap vermek isterim. Teşekkür ederiz Ender Bey.
Zeki Bey'in bir mesajı var. SEV Vakfı İnşaat Komitesi'nde görev almaktayım. Yeni inşa etmekte olduğumuz okullarımızın iç mekan zemininde özellikle Sika Comfort Floor'u komitenin dikkatine sunmak üzere rica etsem sunumu benimle paylaşabilir misiniz demiş. Tabii ki. İletişim bilgilerini çete yazarsa biz kendisiyle irtibata geçelim. Başka detayları da paylaşırız. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hani iletişim bilgilerinizin burada görünmesini istemiyorsanız biz Ender Bey'le paylaşırız. Mutlu oluruz. Dediğim gibi verdiğiniz önem, firmamıza verdiğiniz önem ve toplantımıza katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım gerçekten faydalı olmuş. Kusura bakmayın, bir soru daha geldi. Feyzullah Bey'in bir sorusu var. Son ürünün leke vesaire dayanımı nasıldır? Comfort Floor Marble FX'ten bahsediyor herhalde. Bunun da bitişi 304W olduğu için çizilme dayanımı çok yüksektir. Kolay temizlenebilir. Fakat hani dökülen malzemenin hızlı temizlenmesi lazım leke bırakmaması için. Yoksa dayanımı yüksektir. Leke dayanımı da çizilme dayanımı da yüksektir. Onun dışında sanırım herhangi bir soru yok. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederiz Ender Bey. Estağfurullah Fatih Bey. Öncelikle ben de size teşekkür ediyorum bize bu fırsatı sunduğunuz için. Biz teşekkür ederiz yer aldığınız için. Sika Teknoloji toplantılarının 3. oturumunda görüşmek dileğiyle. 3. oturumunda zaten herhalde önümüzdeki günlerde tekrardan duyuracağız. Hepinize iyi günler ve öncelikle tabii sağlıklı günler dileriz. Herkes kendisine iyi baksın. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum herkese. Umarım yüz yüze gelebileceğimiz bir toplantı ortamında tekrar bir araya geliriz. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler dilerim ben de. İyi günler.